Mad Max, bisikleti, Mad Max bisikletimizde e, ön aydınlatma eksiğimiz vardı. Ön aydınlatmayı da yaptık ve çok da çok da şey fena oldu. Aa, çok neden ona cool, cool diyeceğim de cool demem ben ya çok fena oldu yani Diyor, diyoruz ve devam ediyoruz. Arkadaşlar dün aldığım bir ilaç nedeniyle dün gece eee tamamını laminat parkiye boşalt içeriğini. Ondan sonra da ne oldu? Ondan sonra da bir hıçkırık başladı ki hıçkırık tuttu beni, tuttu da guruttu beni diyorum. Akşam oldu hala benim e, hıçkırığım geçmedi. E, neden dedik hıçkırığı geçirmek için? E, nefes tutma tekniği denedik. Olmuyor. Ardı ardına işte yudum yudum su içmek. Yok abi. Korkutma tekniği benim en sevdiğim teknik. Kesti sonra tekrar geldi. Limon yok. Dondurma, Dondurma denedik. Yok. Ne başka ne denedik ya? Karpuz. Karpuz çok faydalıdır mideye. Karpuz bir ara kesti sonra tekrar geldi. Uyudum tekrar geri geldi. Ve bilmem kaç saattir hıçkırıyorum. Uf. Evet ve şimdi bu şekilde bu, bunu anlatmaya çalışıyorum. Mad Max bisikletimizde ön aydınlatmaya ihtiyacım vardı benim. Öyle aydınlatmayı da şu zavallı şeyle yapıyorduk. Bakar mısınız? Komedi. Ana, bu değilmiş. Bunun beyazı vardı, bu kırmızı. Bu arkaya geliyordu. Bu işin bisikletine takıldı şimdi. Evet. Mad Max bisikleti aydınlatma gücü. Şu anda kapalı ve ben açıkırıyorum hala. Bu da açık hali. 5 liraya bisiklet aydınlatması böyle olur diyemedim ya. Neyse kapatıyoruz ve açıyoruz. Valla ben bununla ormana bile çok rahat girerim ya. Bu tam güç. Bu zaten başka güç yoktu. Kapalı. İşte Mad Max bisikleti aydınlatma gücü de karanlıkta. Bu arkadaşlar. Bu da yarım dolu pillerle. Ön aydınlatma için ne yapabilirim diye düşündüm. Oğlum bir tane yaptı ama kısa sürede bozuldu. Ben de bakkalda bu ürünü gördüm. Abi bu ne dedim. Bu işte elektrik kesildiğinde bizim aydınlatma ihtiyacımızı görüyor dedi. Kaç lira abi dedim. Al senin olsun dedi. Olmaz öyle falan filan dedim. İlla da bedavaya verdi. Normal şartlarda bunun fiyatı 12,5 liraymış. Ve 3 ince kalem pille çalışıyor. Ve gerçekten çok güzel ışık veriyor. Bu ışığı Buyur. Gerçekten güzel. Çok iyi aydınlatıyor. İçindeki pillerin e, tam dolu olmadığını kabul ediyorum. Ben buna 3 tane ince kalem, şarjlı kalem pil alırsam bu deli gibi aydınlatacaktır. Ve biz bunu buraya sabitledik. Küçük oğlumun yaptığı e, sağlamlık deneyini göstereyim size. Tamam. Bir de benimkini görelim. Gördüğünüz gibi çok sağlam duruyor. Bunu buraya sabitlemek için ne kullandık? Tahmin edin. Bildiniz. Yine plastik kelepçe kullandık. Acayip sevdiğim bir şey. Bu arada başka neler oldu? Ne gelişmeler oldu? Bizim orta motor arkadaşlar arızalandı. Neden arızalandı? Bilmiyorum. Ama dönüyor ama çevirmiyor. Yani bir kavramaz arabanın debriyajı sıyrılmış gibi bir şey oldu. Neden olduğunu bilmiyorum. Biz tuttuk bunu albaya gönderdik. Onlar da çok yoğunlarmış. Ee, tabii benim canımı çok sıktı. Ne zaman geleceği belli değil. Ee, haliyle ben de bu bisikletimden mahrum kalıyorum. Bu da benim psikolojimi etkiliyor. Psikolojim etkileyince de midem etkiliyor. Midem etkileyince sindirim sistemini etkiliyor. Sindirim sistemini etkileyince bizim tuvaletin hali pek iyi olmuyor. Sadece orta motorun bozulması. Yani benim bünyem üzerindeki. Et... biz niye bunu karanlıkta yapıyoruz? Ya? Allah, Allah. <laughs> Devam edelim. Bünyem üzerindeki etkisini anlatmaya çalıştım. Ve size de bunu tavsiye ederim. Gerçekten çok pratik bir çözüm. bunu çalsalar ne olur ki abi? Bunu... Ha bu arada bizim aksiyon kamerası çalındı arkadaşlar. Bir arkadaş söylemişti. Kimse söylemişti? Arkadan çalınabilir diye. Çalındı. E ne oldu çalındı? Çok mu üzül? Kesinlikle hiç üzülmem. Ona üzülmem. Bu durursa, bu yani şu dönmezse ona canım sıkılıyor bakın. Aksiyon kamerası gitti. Ne yapayım gittiyse. Ben duruyorum abi. <laughs> aksiyon kamerası gidebilir de benim durmamam lazım. Gelişmeler bunlar arkadaşlar. Başka bir şey daha. Burada bir konuyu anlatmaya başlayınca, fikrimi bildirmeye başlayınca herkes o konuda tavsiye istiyor. Bir konuya geçiyoruz. O konuda insanlar tavsiye istiyor. Arkadaşlar ben artık elektrikli bisiklet tavsiyesi yapmıyorum. Ne yaşınızı biliyorum. Ne yaşadığınız coğrafyayı biliyorum. Ne kilonuzu biliyorum. Ne kondisyonunuzu biliyorum. Ondan sonra bisikletten beklentiniz nedir onu bilmiyorum. Ne tavsiye edersiniz gibi sorular geliyor. Ben bu soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum ki size bir şey tavsiye edeyim. Ve zaten ben bir şey tavsiye etsem de sizin kafanızda bir şey var ve bütçeniz var. Benim tavsiye ettiğim şeyi alamayacaksanız bunu sormanın alemine diyorum ve bildiriyorum. Arkadaşlar bundan sonra gerçekten tavsiye istiyorsanız bu sadece sizi bu işten caydırmak için. Bundan sonra tavsiyeler 250 lira arkadaşlar. Hı hı. Doğru, duydunuz. Oğlum mühendis. Onunla oturacağız. Bir formül çıkartacağız. İşte bu değişkenlere göre ne olur diye. Ve ona göre de size bir tavsiyede bulunacağız. E ben ödemeyeceğim. O zaman tavsiyede edemeyeceğim ben size. Kendim araştırırım. Ben doğrusu o zaten. Yani bende özel bir şey yok. Ben de sizin gibi oturup araştırıyorum. Gelişmeler bunlar. Hıçkırık. Duttu beni. Duttu da kuruttu beni. Kimin... E, diyor o şarkıya. Özel gönlümün mü de? Olabilir. Bunlarla uğraşıyorum. Yakında motorum gelir herhalde. Gelmezse herhalde ben gideceğim ya 1200 kilometre gider alır gelirim. O da olmazsa ne olur? Vallahi yurt dışına gidip artık kafamdaki rad power bisikleti alabilirim ya da made x bisikleti alabilirim. Yetti gari ya. Yeteri kadar debelendik, bocaladık, yıp, yıpandık, bu aşamaya geldik. Gelişmeler bunlar. Hıçkırı durdurmanın yöntemlerini bilen varsa aşağıdaki yorum kısmına yazsın. Kanalıma abone olsanız ne yazar, olmasanız ne yazar, beğenseniz ne yazar, hakikaten beğenmeseniz ne yazar diyorum ve bu yapımı burada bitiriyorum.